Fenerbahçe Televizyonu'ndan mutlu günler sportif programıyla karşınızdayız. Bugün sportifte Fenerbahçe Futbol Akademi'den konuklarım var. Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar. Hoş geldiniz Tahir Hocam. Teşekkür ederim. Ve İdari menajer Kemal Aslan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Bozkaya ve futbolcularımız Arda Gürel'le Ertuğrul Çetin bugün bizlerle birlikte. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve ilk olarak tabii ki de tebriklerimi iletmek istiyorum. Bu 19 liginde playofflara kalındı. Şimdi çok güzel bir dönem futbolcularımızı ve idari ekibimizi, teknik ekibimizi bekliyor. İlk olarak Tayır hocam size sormak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çünkü birazdan detaylara da değineceğim. Çocuklarımız maalesef çok kötü bir döneme denk geldik hepimiz. Spor anlamında da birçok aksaklıklar oldu. Hem Fenerbahçe Spor Kulübümüzde hem tabii ki Türkiye'de, dünyada birçok spor kulübünde. Şimdi baktığımız zaman birazdan bu dönemde özellikle sizin yaptığınız çalışmalara da çok net ve detaylı bir şekilde değinmek istiyorum ama tüm zorluklara rağmen çocuklarımız çıktı ve sizin de tabii ki desteğinizle çok güzel bir performans sergileyerek playofflara kaldık. Siz bu dönemi genel bir değerlendirseniz neler söylersiniz Tahir Hoca? Öncelikle teşekkür ediyoruz Fener TV'ye bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için. Yani bizim için çok güzel bir olay buraya gelmek. Futbol oynanması, gençlerimizin tekrar futbola dönmesi, 19 yaş grubu da olsa gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Genç futbol futbolcular için çok zor bir dönem. 19 liglerin oynanması bizim için e, gelişmemiz için, oyuncuların gelişmesi için çok iyi oldu. Çok yoğun bir tempoydu ama oyuncular açısından baktığımızda yani bizim için fırsat da oldu. Şöyle e, biz çok e, küçük yaş da oynadık 19 grubunu ve pliofa kalmamız için bizim için başarıydı ama hı hı. öncelikli düşüncemiz tabii ki oyuncuların gelişmesi evet. yani şimdi pliofa gidip orada da oynamaları hem kendileri için hem de bizim için çok büyük mutluluk. Evet Tahir Hocam çok haklısınız. Peki Kemal Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman bu sezon U19 ligi dışında diğer ligler açılmadığı gibi U19 ligi de geç açıldı. E, ve sporcularımız e, bir şekilde e, hem mental hem fiziksel olarak kendilerini e, dinç ve diri tuttular ki e, bu sonuçlar alındı. E, çok özür diliyorum. E, siz nasıl değerlendirirsiniz bu geç açılan e, sezon sonrasında böyle bir başarının gelmesini? Ee, tabii ki dediğiniz gibi e, lig başlarken pandeminin olması çocukların antrenman yapamamaları bir handikap gibi göründü. Ama biz bunu ne kadar çok avantaja çevirebiliriz diye e, çalışmalarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık. Tahir hocamızın önderliğinde e, antrenör arkadaşlarımızla beraber e, sezon değerlendirmesini, e, lig açılırsa, oynanırsa, oynanmazsa gibi hep böyle e, A B C planıyla hareket hı hı. etmiştik. E, günün sonunda bizim şöyle de bir sorumluluğumuz var. A takım oyuncu yetiştirmemiz gerekiyordu. Hak verirsiniz ki pandemi döneminde A takımındaki A takımda ol olacak olası pandemi sorunundan dolayı oraya oyuncuları da göndermemiz gerekiyordu. Bu bilinçle biz e, U19 takımımızı karma bir yaş grubu oluşturarak. Ee, yaşı olan oyunculardan ziyade önümüzdeki süreci de düşünerekten ee, biraz az önce de hocamızın bahsettiği gibi düşük yaş grubundaki oyuncularla oynadık. Ee, o yaş gruplarıyla e, çalışmaları devam ettirdik. Neticesinde e, U19 ligi oynanılmaya başladı, tek devre oynanıldı. Biz e, ekip olarak saha sonuçlarından ziyade oyuncuların bireysel gelişimlerini daha çok ön planda tuttuk. Hı hı. E, sporcu kardeşlerimiz de bunu başardılar. Plyof'a katıldık. e Plyof'ta da e, artık onlar kendi emeklerini taçlandırmak için sahaya çıkacaklar. E, bu süreci böyle geçirdik. E, çocukların gelişimini gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Bizim motivasyonumuz artıyor. E, söyleyeceklerim bu kadar. Ne kadar güzel. Onların tabii ki motivasyonları ve başarısı sizin tüm emeklerinizin karşılığı aslında baktığınız zaman. Gökhan Hocam siz sporcularla senelerdir birebir zaten çalışmalar yapıyorsunuz. Ben birazdan bireysel olarak performanslarını bu dönemde bu konunun nasıl etkilediğini genç arkadaşlarıma da soracağım ama. Siz onlarla bir aradasınız. Genel olarak nasıl gözlemlediniz? Bu dönemi nasıl geçirdiler ve bu başarıya ulaşmalarındaki en büyük etken sizce ne? Şimdi evet şimdi hocalar, hocam da belirttiği gibi Kemal de belirtti. Yani bir senelik bir pandemi süreci atlattık. Hı hı. Ve biz e, sezon başı U19 takımından birçok oyuncu kiralık olarak gönderdik. Daha sonra 17'den ve 16 oyuncularıyla birleşip aslında baktığımız zaman 3 yaş kurumu bir birleşmesi gibi bu. Hı hı. Bir de sezona geç başladık. Yani 3 hafta kala biz sezonu açtık. Yani normalde hani e, 6 haftalık bir süreçte hazırlanmamız gerekirken biz 3 haftada hazırlanmamız gerekiyordu ama hocalarımla bunu hani tartıştığımızda şöyle bir karar aldık. Hı hı. Biz bunu 6 haftaya yayalım. İlk 2 3 maçı hazırlık maçı olarak düşünelim. Evet. Böyle başlayalım. Çünkü diğer türlü bir riskti. Yani sakatlık riski olabilirdi. Bir sene top oynamamıştık, hep evdeydik falan. Sıkıntılı bir süreçti. Biz öyle başladık. İlk maçı da kaybettik. 1-0 1-0. Zaten bunu göze ee, almıştınız. Göze almıştık. Yani evet. biz burada hani biz dedik doğru, doğrusunu yapalım. ...doğru bir süreç şeklinde ilerleyelim. Ondan sonra da çocuklarla devam etmeye başladığımızda çalışma. Her maç bir üstüne koya koya devam ettik. Bireysel anlamda çok çalışıyorduk. İşte analizler yapıyorduk maçlardan sonra. İşte dediğim gibi ilk iki maç belki kötü oynadık hı hı. ama daha sonra hep üstüne koya koya devam ettik ve süreç buraya kadar getirdi. Yani tabii ki bizim amacımız e, A takım oyuncu çıkarmak. Oyuncuları oraya e, yetiştirmek. Zaten iyi olduğumuz takdirde de play-off'un geleceğini biz inanıyorduk. Biz sezon başı oyuncularla konuştuğumuzda bizim hayallerimiz var dedik. Biz playoff'lara gideceğiz dedik. Biz şampiyon olabiliriz dedik. En büyük hayalimiz de çubuklu formayla herhalde stadımızda taraftarın karşısına çıkmak, abilerle top oynamak. Ben inanıyorum oyuncularıma. Onlar da kendilerine çok inanıyorlar. Biz iyiyiz, iyi yolda ilerliyoruz yani bunu söylemem lazım. Ne güzel. Peki Arda senle devam edelim. Şimdi aslında hocalarımız yöneticilerimiz bu dönemin ne kadar zor geçtiğini ve ne kadar çok emek verdiklerinden bahsetti. Sizin için birçok aslında plan hazırlandı ve en son gerçekleştirilen de sizin başarıya ulaşmanızı sağladı. Hem bu dönemde çalışmalar seni bireysel performansın olarak nasıl etkiledi hem sen psikolojik olarak kendini nasıl hazırladın ve hazır tuttun? Yani sezonun ilk başlarında takımcı bizde performans düşüklüğü gözlendi. Bunu da sonradan atlatmaya başladık. Çünkü lige adapte olmaya başladık. Hı hı. Fiziken hazır olmaya başladık. İşte üç günde bir maç yapmaya başlayınca fizi, fiziken zorlandık. Ama bunu atlatacağımızı biliyorduk. Hocalarımız destek oldu. Taktik analizler olsun. İtmanlarımıza konsantre olduk. En sonunda da playoff'a kalmayı başardık. Peki şimdi senin bu dönemde tabii belki de performansını yükselten, motive eden seni profesyonel A takımla iki buçuk senelik bir sözleşme imzalamak. Hı hı. Şimdi bu tabii ki tüm gençlerimizin hayali, futbol oynayan altyapıdaki tüm sporcuların hayali. Bununla ilgili duygularını tabii ki birazcık artık hazmetmişsindir, o heyecan belki kalmamıştır ama şimdi farklı bir heyecan başlıyor senin için. Kendini göstermen gerekiyor çünkü. Bu konuyla ilgili ne diyeceksin? Ya i̇nanılmaz duygular aslında her şey şimdi yeniden başlıyor. Tekrardan orada kalıcı olmam gerekiyor. A takımla idmanlara çıktım. Kadroya girdim. Yani hedefim bir an önce A takım formasını giymek. Peki orada antrenmanlara çıktığında şimdi buraya altyapılan sporcular geldiklerinde o heyecanı e, öyle bir anlatıyorlar ki hayalleri yani bir şekilde gerçek oluyor. Bu bir başlangıç ama daha bu ilk adımı ve önünüzde çok uzun başarılı seneler olur inşallah. E, hayal ettiğin yerde olmak, o antrenmana e, hayal ettiğin idolün olan futbolcularla çıkmak sana nasıl hissettirdi? Yani Motivasyon kaynağımı çok arttırdı. Hayalime yaklaştığımı biraz daha hissetmeye başladım. Çünkü inanılmaz oyuncularla beraber itman yaptık. Onlar gelen bazı güzel sözler bizi tekrardan yani işimize konsantre yaptı. Hı hı. İnşallah her şey daha güzel olur, ee, başarılı olursunuz. Ertuğrul senin için de tabii ki aynı dileklerim geçerli Peki. diğer tüm sporcularımız için. Ee, sen bu dönemde gelen bu başarıya nasıl bakıyorsun? Evet. Çünkü çok zor dönemde alınan çok güzel bir başarı. Evet, evet. dediğiniz gibi zor bir dönemde açıkçası ama biz bu başarının geleceğine aslında inanıyorduk. Çünkü gerek e, uzun süre sahalardan uzak kaldığımız pandemi döneminde olsun, e, gerekse e, evde evden çıkamadığımız dönemlerde bile çok iyi hazırlandık. E, bu bu konuda hocalarımıza tabii ki teşekkür ediyoruz. Bizi bu süreçte çok iyi hazırladılar. Ardından gelen evet kısıtlı bir sürecimiz vardı, bir süremiz vardı bizim. E, fakat e, biz de takım olarak, takım oyuncuları olarak çok özverili bir çalışmayla Arda'nın hocalarımızın desteğiyle e, güzel bir şekilde hazırlandık. Arda'nın bu başarının gelmesi zaten kaçınılmazdı. Onu da elde ettik. Bunun için de mutluyuz tabii ki. Peki Tahir Hocam hem Arda'nın hem Ertuğrul'un söyledikleri tabii ki diğer arkadaşlarının hislerine tercüman oluyor. Baktığımız zaman gerçekten hepsi çok başarılı gençler. Şimdi notlarım arasında zaten biraz önce de söyledim Arda'nın 16 yaşında olmasına rağmen hem başarısı hem 2,5 senelik profesyonel bir sözleşme imzalamış olması. Milli takıma seçilmeleri de aynı şekilde çok büyük bir başarı. Şimdi baktığımız zaman milli takıma çağrılan gençler. Gençlerin çoğunu yine diğer branşlar gibi Fenerbahçe oluşturuyor. Arda'nın Makedonya milli takımına seçilmesi, aynı şekilde Kaan Öztürk'ün yine milli takıma davet edilmesi, sizin için tabii ki bir gurur kaynağı ama bu başarılara genel anlamda da bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ederim yani çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bizim için hocalar da konuştu, oyuncularımız da konuştu. Bizim için önemli olan başarı bu yani plürov benim için çok büyük başarı olarak kabul etmiyorum. Yani altyapıda gelişmek önemli. Oyuncularımızın gelişmesi önemli. Bu sene biz 14 tane oyuncu verdik A takıma. Antrenman yaptılar. Yani bizim için gurur verici olan buydu. İki oyuncumuz süre aldı. İki oyuncumuz kadroya girdi. Ertuğrul ve Arda. Yani bunlar bir başarı hikayesi. Arda'nın, Ertuğrul'un. Yani pandemi çok büyük zorluklar getirdi. Ama büyük fırsatlar da getirdi. Yani biz şimdi yaşı büyük oyuncularımızı çoğunu gönderdik. Arda 16 yaşında. U U19'da oynuyor. Yani kendisinden Hı -hı. 4 yaş küçük oyuncularla oynuyor. Yani burada önemli olan e, şey Arda'nın oynaması, Kaan'ın öne çıkması, evet. e, Ahmet Buran'ın milli takıma gitmesi ama bizim en büyük hedefimiz yani Fenerbahçe camiasına altyapıdan bir oyuncu vermek. Hı -hı. Yani inşallah biz bu konuda çok iddialıyız. Yani bir şeyler artık burada değişecek. Yani biz altyapıdan e, oyuncuların Fenerbahçe'de oynayacağına inanıyoruz. Kendileri de inanıyorlar. Yani önemli olan bu. Kendilerine çok güveniyorlar ve çok karakterliler. Yani benim için e, başarılı futbolcularda karakter çok önemli. Bizim Kesinlikle. oyuncularımızın hepsinde bu karakter var. İnşallah başarılı olacaklar. Hocam gerçekten aklımdan geçeni söylediniz. Ya. Hepsi pırıl pırıl şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Evet sportif anlamda başarılı olsunlar. işte madalyalar getirsinler, şampiyonluklar yaşayalım ama eğitimi hiçbir şekilde bir kenara bırakmak istemiyoruz. Hem akademik eğitim hem de kültürel anlamda entelektüel sporcularla yürümek istiyoruz ki Fenerbahçe zaten böyle de anılsın istiyoruz. bu konuda da sizin çok büyük özverileriniz var. Zamanında tabii ki eğitim anlamında da çocuklarımıza destekler verildi, seminerler verildi. bu konuya da önem veren bir spor Kulübe olduğumuz için burada da farkımızı ortaya koyuyoruz diye düşünüyorum. ya Kesinlikle yani Fenerbahçe çok büyük bir camia. Yani or, alt altyapıdan çıkan oyuncuların kesinlikle eğitimli olmaları gerekiyor. Biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Yani psikologumuz var, okul işlerine evet. bakan e, ablamız var. Yani çalışanlar her türlü e, bu desteği veriyor. Ben hepsinin karnelerini istiyorum. Zaten onların <laughs> kesinlikle başarılı olmalarını istiyorum. Onlar da e, bu konuda çok iyiler. Yani kitap okuyorlar yani eskisi gibi e, değil artık yani oyuncuların çok e, sosyal yönden eğitim yönden çok gelişmesi gerekiyor ve hı hı. biz bunun farkındayız bu konuda da çalışıyoruz. Peki Kemal Hocam oradan böyle tebessüm ediyorsunuz eskisi gibi değil derken Tahir Hocam. Şimdi baktığımız zaman gerçekten bu dönemde spor yapanlara eski tecrübeli sporcularımızın e, çok büyük bir özentisi ah keşke bizim dönemde böyle olsa <laughs> dediğini ben e, kulağımla duydum. E, diyor musunuz zaman zaman keşke şu aralar böyle 18 olsaydım ben de, olsaydım ya, Fenerbahçe futbol altyapıda? Olsaydım şöyle, o tarafı biz geçtik. E, şunu düşünüyorum, e, az önce hocamın da bahsettiği cidden e, oyuncu zaten yetenekleri varsa sahanın için onu Hı -hı. uygulayabiliyor. Hikaye biraz sahanın dışında başlıyor. Biz e, son bir yıldır farklı bir e, çalışma sistemi oluştur oturtmaya çalışıyoruz. E, Pandeminin handikapları vardı. Biz avantajlarını kullanmayı hep evet. ön planda tuttuk. İşte 14 tane farklı oyuncu A takımda antrenmanlara çıktı. İşte Ertuğrul'la Arda son haftalarda kadroya girdiler. Şimdi bunlar bir adımdı. Biz hep onlara sahanın içinde zaten antrenörlerimiz, hocalarımız sahanın içindeki yapması gerekenleri söylüyorlar ki... Orada becerikli oldukları kadar başarılı olacaklar hı hı. ama bunu destekleyen sahanın dışı. Sahanın dışında işte psikolog destekleri var, okul aile birliği desteği var. Ee, bizler onlara seminerler koyuyoruz, kişisel gelişimler için seminerler koyuyoruz, eğitimler aldırmaya çalışıyoruz. Keşkemiz şu 18 yaşı değil de İstanbul'a ben 21 buçuk yaşında hı hı. işte 21 yaşında geldim Fenerbahçe'ye ya ...biz de böyle eğitimlerden geçseydik, evet. bize de bu kadar destek veren olsaydı ara sıra düşünüyorum Ve ki... çok büyük imkanlar. Evet, bunun örneklerini de anlatıyoruz e, sporcu kardeşlerimize. E, Fenerbahçe'de olmanın e, bir avantajı var. Fenerbahçe'de olmanın sorumlulukları var. Fenerbahçe'de olmanın e, kendi hayatlarına pozitif yönde çok katkısı olacak. Hı hı. Bu farkındalıkta olmaları için onlarla da devamlı sohbet ediyoruz. E, gerek sahanın içinde gerek sahanın dışında evet futbolcu için hep sahanın içi konuşulur. Hı hı. Analizler yapılması gerekiyor. Sahanın içindeki davranışların düzeltilmesi gerekiyor ama günün sonunda Fenerbahçe arması taşıyorsanız evet. Fenerbahçe'yi de temsil ediyorsunuz. Onun için de saha dışındaki e, taraflar çok önemli. Biz de buna çok e, önem veriyoruz. İşte hocam da bahsetti. Yani dersleri iyi olmayan e, sporcularla çok beraber olmayı da açıkçası düşünmüyoruz. Yani e, işte keşkelerimiz bunlar, sorduğunuz sorunun cevabı. İnşallah kardeşlerimiz, e, sporcu kardeşlerimiz bu e, çalışma ortamında kendi bireysel yeteneklerini sahanın içinde ve saha dışındaki gelişimleriyle ortaya koyarak Samandıra'ya çok hazır gitmeleri gerekiyor. Evet. Biz onu devamlı anlatıyoruz onlara. İşte Arda ilk gün gitti, başka bir deneyim yaşadı. E, şimdi o heyecanı yok, başka bir e, boyuta geçecek. Ertuğrul onu yaşıyor. Ertuğrul Arda'nın sorumluluklara başlıyor. Arkasından gelen kardeşlerine de yol göstermeleri gerekiyor. Pandemi döneminde bu Samandıra ile Derazı Köprüsü kuruldu. Bundan sonra da inşallah devam edecek. Siz tabii ki biraz önce imkanlardan bahsederken Tahir Hocam da aslında değindi. Şimdi bir sporcunun başarılı olması için Kemal Hocam, e, sadece e, teknik anlamda destek verilmesi değil. E, onun yanında aslında birçok alt dal var. İşte beslenmesi bunlardan birisi. Diyetisyen e, zaten desteği alıyorsunuz. E, psikolog desteği alıyorsunuz. E, onun dışında eğitimler veriliyor. Bunların sporculara yansıması zaten gözlemlendiğinde yani hepsi aslında başarının bir parçası öyle değil mi? Kesinlikle öyle. İşte Ertuğrul'un çok somut e, bir örnek var. Hı hı. E, Tahir Hocam bize bir ilgilendi o konuyla, Ertuğrul'un bir dev, e, sezon başı altın Altınordu'ya gidip gelme durumu <laughs> söz konusu oldu. Geldikten sonra Ertuğrul bambaşka bir boyuta geçmişti. E, oralarda olması için neler gerektiğini, neler yapması gerektiğini evet. sadece sahanın içinde değil sahanın dışında da e, neler yapması gerektiğini e, hocamla, hocalarıyla, çalışanlarımızla, profesyonellerle hep konuştu gıda takviyesi aldı. Bahsettiğiniz beslenme hı hı. eğitimi aldı. Birebir e, çalışmalar yaptı. Aynı şey ardı için ve diğer sporcular için de geçerli bu. E, biz bütüne koyduğumuz çalışmaları bireysellere de dönüştürüp oyuncuların bireysel gelişimleriyle de alakalı gerek saha içinde gerek saha dışında e, bir çalışma metodu oluşturuyoruz ki hı hı. yeni yapılanma süreci var tekrar e, altyapıda. Bunlarla beraber bu çalışmalar artarak devam edecek. Ee, i̇şte beslenmesi, uykusu, okulu, e, e, psikolog desteğini çocuklar bundan önceki süreçte hep psikoloğa gitmeye böyle şey bakıyorlar Hı -hı. genel olarak. Toplumda evet, da böyle bir algı değil değil mi? var. Onun da bir zihinsel mental antrenman olduğunu anlatmaya evet. başladık. Şimdi sorunları veya bir problemle kafasına takılan sorular olduğunda, e, Tahir hocamın kapısını çalıp rahatlıkla girebilip dertlerini anlatabiliyorlar, bize gelebiliyorlar, hocalarına gidebiliyorlar. E, kimle, neyi, nasıl konuşacaklarını öğrenmeye başladılar. Bu gelişimleri görmek hakikaten çok mutlu ediyor bizi. İşte Arda iki yıl önce geldiğinde e, bu kadar dolu değildi. Daha zayıftı. E şimdi... Oyun içinde gelişimleri var, fiziksel olarak hı hı. gelişimini hı hı. görüyoruz. Anladım. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. İnşallah hedef A takıma oyuncu vermek, A takımın e, geniş kadrosunda ve normal sezon kadrosunda bir iki tane pozisyona talip olmamız gerekiyor bizim. Bizim hedefimiz bunlar. Hocam size bir soru daha soracağım. Şimdi hep ben <laughs> hep bana soruyorsunuz. Size soracağım e, tabii ki e, ondan sonra e, diğer konuklarımızın da eklemek istediği bir şey varsa hemen onlardan da e, isteyeceğim değerlendirmelerini. Şimdi imkanlardan bahsederken e, muhteşem bir tesiste de hem antrenman hem konaklayan e, sporcularımız var. Hı hı. Şimdi orada yeni bir bina yapıldığının e, haberi de geldi. Hı hı. O konuyla ilgili değerlendirmeniz olur mu? Bilgilendirmek ister şöyle, misiniz? Şöyle zaten şöyle bir avantajımız var. Tahir hocamız biliyorsun, göreve, biliyorsunuz göreve başladığında hı hı. ilk e, 8-10 haftalık bir samandıra evet. süreci olmuştu. Daha sonra işte altyapıya gelince orayla buranın arasındaki farkları görmeye hı hı. başladık. Zaten biliyorduk Tahir hocamızın da o avantajını biz e, pozitif yönde kullanmamız gerekiyordu. Çünkü dere ağzıyla samandıra arasında tesis anlamında imkanlar anlamında biraz farklılıklar tabii ki var. Oyunculara oraya hazırlamak için fiziki şartların da iyileştirilmesi gerekiyordu. E, şu an yeni bir kamp binası var. E, önümüzdeki sezonda tesislerde kalacak, e, şehir dışından gelen Hı -hı. E, genç kardeşlerimiz orada kalacak. Fenerbahçe'ye yakışan, Fenerbahçe'nin ambleminin e, olduğu her yerde kalitenin olması gerekiyor. Hı -hı. E, yeni bir binamız var. Ee, çocuklarımızın, kardeşlerimizin gelişimi için e, çok önemli bir yer orası. Çünkü e, kaldığınız yerin temizliği, çok titizliği çok önemli. Evet. Ee, şunu söyleyebilirim, hoca iki günde bir çocukların odasına gidiyor. Hayır Yatak, Tabii yatakları düzeltiyor musunuz? Dişinizi fırçalıyor musunuz? Çünkü hayata hazırlamamız gerekiyor çocuklara. Evet. Sahanın içi tamam, okey. Yani zaten yetenekleri varsa oynuyorlar sahanın içinde. Onlar adına ko koşamayız, düşünemeyiz ama sahanın dışında hayata hazırlamamız gerekiyor onları. Ee, o bina da tesisler anlamında bizim için çok önemliydi. Ee, önümüzdeki dönemde e, kullanmaya başlayacağız. Ee, Altyapıdaki çocukların gelişimleri için çok önemli. Tabii bir bütün, saha, kamp eğitim hı hı. merkezi, kıyafet, top yani bunların hepsi küçük ayrıntılar ama bütünün parçası. Evet, sizlerin de işi çok zor ama tabii ki hem Tahir Hoca hem ekibin diğer parçalarıyla birlikte orada yaşamak da zor. Tam böyle bir kamp diyebiliriz oraya. Tahir Hocam birazdan size mikrofonu vereceğim. İsterseniz şimdi de konuşabilirsiniz. Şimdi ben tabii ki her detayla çok detaylı net bir şekilde en ince ayrıntısına kadar uğraşıldığını tahmin edebiliyordum ama... ...ben genellikle işte teknik sorumlularla, teknik direktörlerle işte siz de babasısınız, en yakın arka dışısınız. Gökhan Hoca da bunları çok konuşmuştuk ama Tahir Hoca'nın odalara kadar gelip dişinizi fırçaladınız mı diye soracağı benim aklıma gelmezdi. Hocam ne kadar detaycısınız bu ne kadar güzel bir incelik. Ya şöyle ben disiplinli bir adamım. yani oyuncuların da öyle olmasını istiyorum. Yani ben onların geldiği yoldan geçtim. Yani çok tecrübeliyim o konuda ve çok onların yani sadece futbola değil hayata hazırlanmasını istiyorum ben. Hı, hı. Yani o konuda yani futboldan sonra da bir hayat var. Futbolda da bir hayat var. Yani sadece gidip Samandıra'ya orada antrenmana çıkmak önemli değil. Yani orada kalıcı olmak önemli. Yani onun için de sadece yetenek yeterli olmuyor. Uyum Karak sağlamak çok önemli. Uyum sağlamak, karakter, sosyal sosyallik, eğitim çok önemli futbolda. Hı hı. Yani e, Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ya yani burada oynamak için yani Fenerbahçe'de futbolcu olmak için ya yani çok Oyuncunun kendini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Hı hı. Sadece dediğim gibi yetenek bir yere kadar çalışmazsanız olmuyor. Yani şimdi onların eğitimleri var. Gülüyorlar bana. Hı hı. Yani yat, işte Irmak hocamız var sağ olsun. Onlara şey yatakları düzeltme eğitimi, odaları düzeltme eğitimi evet. veriyor. Ama ne kadar önemli. Yani hayatının her evet. devresinde e, o aslında eğitime ihtiyaç duyacaklarını bilmeliler. Yani onlar... E, Ve şimdi onlar... he for de diyoruz. Aa, artık... Evet. E, Erkekler eşlerine evde de ev işlerinde de yardım ediyor artık öyle bir dönemdeyiz yani iş paylaşımı evet. var artık herkes her işi yapıyor. Ee, kadınlar aynı şekilde evde çalıştıkları gibi mesai harcadıkları gibi dışarıda da mesai harcıyorlar. Aynı şeyi şimdi erkekler de yapıyorlar bunların bilinciyle eğitilmeleri onlar için çok önemli. Tabii futbolcular şöyle dünyanın merkezi görürler kendilerini. Milas'a büyük futbolcular A takıma gittiklerinde yani altyapı futbolcusu da Fenerbahçe'ye geldiğinde A takım oyuncusu gibi düşünüyor. Biz ona bunun yanlış olduğunu, yani doğruları anlatıyoruz, yanlış olduğunu anlatıyoruz. Eğer hazırlanmazsa A takıma gidemezse veya profesyonel futbol oynayamazsa başına neler gelebileceğini ve bu konularda onları hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bunlar bizim için önemli. Oyuncularımız bizi e, deplasmana gittiğimizde Fenerbahçe'yi temsil ediyorlar. Hı hı. Orada onların yemek yemesi, oturup kalkmaları yani e, bizim için çok önemli. Çünkü e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü bir söz gelebilir. Onlara kötü söz geldiğinde e, Fenerbahçeye söyleniyor bu söz. Biz onun için onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Yani eskiden e, demek de şöyle dedim aslında. Yani e, benden önceki dönemleri kastetmedim. Eski futbolcular. Diyerek benim dönemlerimi kastettim. Bizde şöyle bir şey vardı. Yani uçakta kitap okuyan futbolcu Allah uçakta kitap okuyor bu denirdi. Yani artık o günler geride kaldı. Yani ne oyuncuların var? kesinlikle iyi bir eğitim almaları, üniversite okumaları, yani oyunculukları kadar önemli. Tahir Hocam çok önemli detaylar ve mesajlar verdiniz. Gökhan Hocam'a da sormak istiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bir teknik sorumlu bir antrenör çocukların daima yanında oluyor. Hı. Kamplara birlikte gidiyor. Hı. Ama ben gördüm ki bugün tüm ekip çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde gelişmesi, en iyi şekilde hazırlanması gerekir gereken her şeyi yapıyor. Elini taşın altına koyuyor. E, o çok net belli oluyor hocam. E, siz bu konuya tabii ki çok sıcak bakıyorsunuz hı hı. ve her an çocuklarımızın yanında. Ben birazdan onlara da söz vereceğim. Hı -hı. Şimdi onların da bakalım eleştirileri var mı? Tahir Hoca ile ilgili ne söyleyecekler? <laughs> ee, ilgili anılarını anlatmalarını <laughs> isteyeceğim. Ama sizden ya, tabii ki bu konuya değinmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey. yani Ben e, 16 yaşında Almanya'dan ilk işte Fenerbahçe'ye geldiğimde. Şimdi ben Fikirtepe'de kaldım. Hı -hı. Dere ağzında kaldım. Evet. E, A takımda işte Samandıra'da bulundum. E, yani şu anda e, en genç... Oynayan oyuncuların 5. sıradayım ve ilk üçteki oyuncular hep çalıştığım oyuncular. Hı hı. E şimdi onların e, geldiği bu yolu hani işte bizler yaşadık. Evet. Yani e, Kemal benim 18 yaşında, 17 yaşında bir takımdan e, takım hı. arkadaşım, beraberdik. E, Tahir hocamla ben ilk e, Fenerbahçe'de profesyonel olduğumda karşılıklı oynamışım hocamla. E, yani şimdi biz bunları yaşadık. Şimdi ben oyuncularımla konuşurken ...sadece güzel şeyleri anlatmıyorum Aynen. onlara. Yani yaşadığım olumsuzlukları da anlatıyorum. Çünkü yapmamalarını söylüyorum. Hani bunlar çünkü yaşadık. E bu yaşta bu hatalar olacak. Ya ben biraz daha empati duygusu daha farklı... ...hani bu konuda daha geniş diyebilirim kendimle alaka. Çünkü onların yaşadığı bütün olumsuzlukları... ...ben daha ha. fazlasıyla yaşadım. Yani yürürken bile ben baktığımda... ...ya acaba bunu mu düşünüyor, bunu mu hissediyor... ...bunu mu yaşıyor, ya yaşadık yani biz de... Odadayken ağladık, annemiz yoktu, babamız yoktu, hayallerimiz vardı yani ben yastığa başımı koyduğum zaman ya benim hayalim o zaman işte Fenerbahçe oynamam lazım, çok çalışmam lazım, ne yapmam lazım ama kimleri izliyoruz işte bakıyoruz hani şimdiki şartlar tabii ki çok daha farklı tabii ki. ama hayaller aynı yani o zaman da öyleydi şimdi de öyle yani ben... Daha çok işte çocuklarla bunları hep aktarmaya evet. çalışıyorum yani hayal ya kuracağız, çok önemli. Siz hayal kuracağız olarak onları tamamlıyorsunuz aslında. Yani, çok çok önemli bir yol gösteriyorsunuz hı hı. onlara. Tabii ki de sahada çalışacağız eksiklerimizi tamamlayacağız ama bana göre gerçekten hani hayal kurmak bunu istemek bunun için yani birçok şey yapmamız evet. lazım. Ya çocuklar istiyor, ya ben bunu görüyorum onların gözünde. Ben bir şey anlatırken oyuncuların o gözümün içine bakarak beni dinlemeleri ya ben ya inanılmaz ya bu, o, o his o duygu başka bir şey yani. Ya bunu anlatamıyorum ama inanılmaz güzel bir hissiyat yani. Evet hocam o ben hepsine benziyor. inanıyorum. Hepsine güveniyorum yani. Şimdi, pırıl pırıl oyuncularımız var hislerine. ve gerçekten e, A takımda oynayabilecek yetenekli oyuncularımız var. Çok çalışıyoruz. Çok istiyoruz. Şimdi Ertuğrul tabii ki çok tecrübeli bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Evet. İşiniz hem kolay hem çok zor. Evet, evet. Ee, böyle bir yerde olduğunuz için her açıdan çok şanslısınız. Ee, bunun farkında olduğunuzu düşünüyorum evet, sen evet ve diğer arkadaşlar. Evet, farkındayız. Ee, şöyle oluyor. Bazen e, mutluluktan, bazense hüzünde çok farklı duygular yaşıyoruz. Futbol böyle bir spor. bu dönemde bunu daha önce bizden önce yaşamış, deneyimlemiş ve evet. tecrübe edilmiş kişilerin fikrini almak, onlara danışmak çok bambaşka bir şey. çünkü bunun hani hiçbir şey bunun karşını karşılığını veremez size. çünkü ben bilmiyorum. Hani sıkışmışım hani, ne yapacağım bilmiyorum. Ama danıştığım kişiler, hocalarım, Tayyar Hoca, Gökhan Hoca, Kemal abi hepsi hani bunu öncesinde defalarca kez yaşamış. Dolayısıyla hani bunun duyguları duygular tarif edilemez bunun duygusu. Peki e, nasıl bir ekibe sahipsin sence? Şimdi Tahir Hoca biraz <laughs> sert gibi görünüyor. <laughs> evet, ee, sanırım evet. Gökhan Hoca Kemal Hoca biraz daha abi gibi size evet. yakın. Evet, ee, aslında <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani her açıdan şimdi e, evet anneniz babanız olmuyor. Evet, evet dertleriniz oluyor sorunlarınız oluyor evet. ama çok şanslısınız çalacağınız birçok kapı var. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bu açıdan sanırım her anlamda tatmin oluyorsunuz. Evet kesinlikle oluruz yani dediğiniz gibi. Hem anne, hem babalar dediğiniz gibi e, biz bundan önce burada kamp sürecine girdik koronadan ötürü. Evet. O dönemde cidden tercihce odamızdan çıkmıyordu neredeyse bir yani Burada eleştiri olarak da bunu söyleyeyim yani Kemal abiler olsun. Hep onların kontrolü altındayken yani bu... Gülüyoruz şu an ama yani sporcu çok mutlu ediyor çünkü e, evet. hani önemsiz ve hani hissetmiyorsun. Yani biz burada ki. bir iş yapıyoruz ama hani ya yapsak ne, yapmasak ne olmuyoruz. Çünkü hocalarımız sürekli bizimle ilgileniyor, kontrol altındayız. Yani bu bir sporcu çok mutluluk verici bir şey. Peki Arda tabii ki senin yaşında belki de futbol oynayan ya da spor yapan başka kulüplerde olan birçok arkadaşın olabilir. Biz burada evet imkanlardan bahsediyoruz ve çalıştığınız ekibin her anlamda donanımlı olmasından da bahsediyoruz. Biraz önce Ertuğrul'a sordum kendini şanslı hissediyorsun sanırım hani bu farkı görüyorsun diye aynı soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Evet bizde çok ilgileniyorlar yani bundan önceki senelerde ben de transfer olduğum zamandan bu zamana kadar Böyle bir süreç yaşanmamıştı. Tahir Hoca yatak toplanmayınca şınav çekme cezası falan veriyor. Yani böyle sonra biz ben kötü birik katıyorum diyor ki sahaya indirme beni falan. Yani bizle ilgilenilmesi bizi çok mutlu ediyor. Bize sallıyorlar falan ama olsun yani. Peki böyle Tahir Hoca ile yaşadığınız Mesela sizi en çok güldüren ya da o anda böyle kızdıran da sonra böyle aklınıza gelince arkadaşlarınızla böyle kahkaha attığınız var mı aklınıza gelen bir anı? Yani Az önce söylediğim gibi da ölüyoruz yoruluyoruz sonra Tahir Hoca bir geliyor herkesi topluyor yataklar toplanmamış diyor yat şuna var. O an tabii yorgunlukla ama bizim için yani. <laughs> o an yorgunlukla sinirleniyor musunuz Tahir Hoca'ya? Yani ama bizim için yaptığı için. Herkese de teşekkür ediyoruz. Yani Tayfun Hoca var, orada Kaleci Hocalarımız var, Kondisyonel hı hı. Atilla Hocamız var. Tüm takıma da buradan teşekkür etmek istiyorum ben. İyi bir sene geçirdik yani. Hocam verdiğiniz en ağır cezası şınav mı? Verelim Tayyar Hoca'ya mikrofonu. <laughs> Burada bence çocukları sakladıkları şeyler var da çok anlatmak istemiyorlar. Disiplinli birisiniz onu anladık hocam. Biraz da sertlik de var ama hani böyle tatlı sert hocalardansınız galiba. Ya futbolda disiplin çok önemli. Ben onları aşılamaya çalışıyorum disiplini, yani öğretmeye çalışıyorum ama e, beni kandırıyorlar. Kandırdıklarını sanıyorlar yani şınav arkama dönünce yapmıyorlar, Her şeyin onları biliyorum diyorsunuz. yani farkındayım. Yani Arda'yla aslında bizim e, iddialarımız oluyor yani o sol ayağım çok iyi diyor ama benim de iyi yani bazen öyle birbirimize Haydi. şey yapıyoruz. Yani gerçekten burada bir aile ortamı var. Onlar benim çocuklarım gibi ya hepimizin çocukları gibi. Hı hı. Yani kendi çocuğum için ne istiyorsam onlar için de onu istiyorum. Yani başarılı olmalarını istiyorum ve onun için de çok çalışmaları gerekli, disiplinli olmaları gerekli, eğitim almaları gerekli. Aslında bizim Arda ile sezon başından beri çözemediğimiz bir problem var. Arda Fenerbahçe Koleji'nde okuyor. Bir türlü okulundan online eğitim için şifresini alamıyor. Yani her hafta biz tartışıyoruz. Almak için mücadele ediyoruz. Hala başaramadık. Yani derslerinin onun çok iyi olmasını istiyorum ben. O bana kızıyor o konuda. Ama al başaracağız onu yani. Çok o şifreyi alacağız. Hocam. Sezon bitti ama <laughs> mücadele ediyoruz. Hemen arayalım Fatih Bolat'ı versin bize şifreyi. Çok zor bir şey. Şifreyi diyor. veriyor. <laughs> ama bir Arda türlü olmuyor yapalım. yani. Online'a giremiyor Arda. <laughs> Allah neden acaba? <laughs> Yani burada gerçekten e, bir senedir çalışıyorum, çok zevk alıyorum. Yani e, burada şöyle bir e, düşünce vardı hı hı. biz gelmeden önce. Yani altyapı oyuncusu A takımda oynayamaz, Fenerbahçe'de oynayamaz. Yani ben e, bunu hep beraber kırmak istiyoruz. Yani altyapı oyuncusu yeteri kadar eğitim alırsa, e, bir karakteri olursa, Yeteneklerini geliştirirse ve çok çalışırsa A takımda oynayacak. Ben bunun hı hı. E, kesinlikle olacağını düşünüyorum. Bu sene e, Ertuğrul'un yaşadığı bir olay var. Yani bunu kendisi anlatsın. Yani artık e, insanlar şöyle düşünsün, camiamız şöyle düşünsün. Bizim altyapı oyuncularımız A takımda oynayacak. Ben buna Hı -hı. inanıyorum. Hı -hı. Oyuncular da inanıyor. Bunu zaman gösterecek yani haklılığımızı. Ve biz bunun için çok çalışıyoruz. Evet Ertuğrul söz almak ister misin Tahir evet, çok Hoca'nın söylediğiyle ilgili? Ee, Tahir Hoca'nın değindiği olay aslında bizim için önemli olay. Ee, Hı -hı. Tabii ki diğer tarafa şakalaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ama e, biz altyapı sporcu olarak bu bizim için önemli konu. E, bundan önceki dönemlerde, şu anki ekiple önceki dönemlerde en büyük problemimiz, yani ben kendi açımdan bireysel olarak konuşayım, Hı -hı. en büyük problemim, Açıkçası pek inanmıyordum hani e, A takıma çıkacağım, oynayacağım hani o arada köprünün yeterli seviyede olduğunu pek düşünmüyordum açıkçası kendi açımdan. E, dolayısıyla da farklı e, konulara yönelmeye başladım. Mesela e, buradan açıkçası e, başka bir yerde şansımı denemek istedim ve sezon başına ayrıldım buradan. E, fakat yani açıkçası buranın şu an, şu anki altyapı endeki elimizdeki imkanlar, tesis olsun, konakladığımız oteller. Yani çoğu kulübün, Türkiye'deki çoğu kulübün A takımında açıkçası bu seviye yok. Hı hı. Bunu biraz bizzat kendim deneyimledim. Fakat şu anda bizi en çok motive eden, çalışmalarımızda bizi en çok motive eden şey kesinlikle inancımız. Hı hı. Artık bizlerin, ardının benim pek çoğumuzun en büyük inancı artık bunu başarabileceğimiz. Biz çünkü artık sadece e, altyapı Fenerbahçe altyapısında oynayan bir değiliz. Aynı zamanda her birimiz Fenerbahçe takımına aday sporcularız. Bunun bilincindeyiz. Bu bizi çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Ne kadar güzel evet. sadece futbol olarak değil tüm altyapılarda tüm branşlarımızda önemli olan A takıma sporcu yetiştiren evet. bir spor kulübü olmak ve tabii ki sonra milli takıma en çok sporcu gönderen spor kulübü olmakla övünmeye devam edeceğimizi İnşallah. düşünüyorum ben. Kemal Hocam 2-13 Temmuz tarihleri arasında Antalya'dayız orada güzel ve başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Sizin gitmeden önce planlarınız çalışmalarınız nasıl ilerledi neler yaptınız? Şimdi e, Cuma günü gideceğiz, ayın hı hı. ikisinde gideceğiz. E, i̇lk maçımız hı hı. ayın dördünde, Başakşehir'le oynayacağız. Hı hı. E, takım olarak hazırız, Bir birkaç tane eksiğimiz var. E, hocalarımız değerlendirecekler o durumu. E, çocuklar çok istediler play-off'ta olmayı. Hı hı. E, i̇ki yaş küçük oynadık biz. Hı hı. E, hedefimiz, işte hocam da bahsediyor, A takım oyuncu hazırlamak Oyuncu hazırlarken gelişmek Gelişirken de e, ben Çoğu maçtan sonra e, Oyuncularla Kardeşlerimizle hep şunu konuştum Bunu söyledim onlara Kazanıp kaybetmeniz hiç önemli değil Önemli olan bugün ne öğrendiğiniz e, Bazı maçlardan sonra da Ama şunu söylüyordum Emeklilerinizi taçlandırın Çok emek veriyorsunuz evet. e, Kazanarak Keyif alarak taçlandırın Şimdi e, sezonun taçlandırma dönemine gidecekler e, Antalya'ya. E, cidden e, çok keyifli, yetenekli ve birbirini çok seven bir oyuncu grubumuz var. E, pandemi döneminden çıkan, zor süreç yaşayan, Evet. İşte Ertuğrul da bahsetti, bir Ertuğrul'un ayrılığı olmuştu. Döndü, o da tekrar ekibin bir parçası oldu. E, bu süreci taçlandırma dönemi Antalya'da. E, Kendilerine inanırlarsa, kendileri gibi oynarlarsa, e, oradan başarılı döneceklerine inanıyorum ben. Zaten e, bizim gözümüzde başarılar çünkü gelişimlerini görebiliyoruz onların. Hı hı. E, dediğim gibi Antalya e, gelişimi taçlandırma yeri. E, hazırlıklar tamamlanıyor. İşte, e, yarın ve Perşembe günü son e, antrenmanları yapıp burada Cuma sabahı Antalya'ya hareket edeceğiz. E tabii Antalya'da olmasının şöyle bir handikapı var biliyorsunuz Temmuz ayı havalar çok sıcak evet. belki biraz o e, etkileyebilir. etkileyebilir ama artık sahaya çıkıyorsak bahanemiz olmayacak en iyisini yapmaya çalışacağız Fenerbahçe takımı ben hep söylerim yaş grubu hiç fark etmez Fenerbahçe her maçını final oynar gidip finalleri güzel oynayıp inşallah başarılı bir şekilde döneceğiz. İnşallah. Ee, peki Gökhan hocam tabii ki bir e, pandemi dönemi geçirildi. O dönemde bile e, çok güzel bir şekilde tabii ki hazırlandınız. Hı -hı. E, çocuklar online olarak eş zamanlı eğitimlerini gerçekleştirdi ki başarılarını gördük. Şimdi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz ve Kemal hocam beklentilerini dile getirdi, Hı -hı. isteklerini dile getirdi. Sizin nasıl beklentileriniz var? Ee, şöyle biz ligi tamamladıktan sonra bir 3-4 günlük bir iznimiz oldu. Çünkü Hı -hı. bayağı bir yoğun bir tempoyla çarşamba pazar maçlar. Ee, işte başladık Cuma günü gidiyoruz Antalya'ya. Şu an işte antrenmanlarımız devam ediyor. Kemal de değindi. Evet eksiklerimiz var, sakatlarımız var ama bana göre hiç problem değil. Çünkü hı hı. Fenerbahçe'de yedek oyuncu, oynamayan oyuncu olmaz. Sahaya çıkan 11 oyuncu olur. O açıdan benim hiçbir endişem yok. Ben hep söylüyorum biz bu ligin evet en genç oyuncularından kurulu bir takımız. ...bana göre en iyi futbol oynayan bir takımız. Yani bu megalomanlık veya bir iddia değil. Kendine inanmak. Kesinlikle. Yani ben çocuklara inanıyorum. Zaten bilmiyorum maçları takip ediyorsunuz. Gollerden sonra eğer 11 kişi 20 kişi kenetleniyorsa... Evet. ...burada bir inanmışlık bir arkadaşlık var demektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz gideceğiz oraya en iyi şekilde... ...kulübümüzü temsil edeceğiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur diyorum. İnşallah diyorum hocam. Gerçekten o maç günleri... Hı hı. ...dere ağzında o Fenerbahçe ruhunu... Evet. ...o aidiyet duygusunu... ...çok genç arkadaşlarda görmek... ...yani... ...nasıl diyeyim yetişkin nesilimi diyeyim eski nesilimi, yani bizleri çok gururlandırıyor... Gözlerimiz dolu dolu oluyor. Burada emekleriniz çok büyük gerçekten. Ya, onu en iyi şekilde hissettiriyor. Burada ama e, emeğe geçen herkese de ben Tabii teşekkür ki. ediyorum. Hani belki burada sadece 5 kişiyiz ama Hı -hı. çok kalabalız. Evet. Yani Tayfun Hocam, Semih Hoca... işte Yasin, Atilla. Yani gerçekten çok büyük belki. Biz malzemecimizle, masörümüzle, oyuncularımızla, işte mutfaktaki ablamızla. Dediğim gibi. Güzel bir beraberliğimiz, birlikteliğimiz var. Bunu da gerçekten sah sahaya da yansıtıyoruz. Hı hı. Ve inanıyorum ki bizi izlerken keyif alıyorlar. İnşallah sonunda da mutlu taraf biz oluruz İnşallah diye düşünüyorum. Değilim. Ertuğrul ve Arda sizden de birer cümle isteyeceğim. Antalya'ya gidiyorsunuz orada en iyi şekilde tabii ki kendinizi göstereceksiniz. Evet. Alalım sizden de duygularınızı. Ee, tabii ki Antalya bizim için ön öncelikle çok önemli. Fakat e, orası açıklayıp bir başarı elde etmedik. Hı -hı. Sadece başarıya giden yolda bir adım attık. E, bundan sonrası bizim için daha önemli. Çünkü orada e, daha kaliteli ekiplerle oynayacağız. Daha ciddi bir yer. Dolayısıyla oraya en iyi şekilde hazırlandık. Hazırlıklarımız da devam ediyor. Daha ki günümüz daha var. E, i̇nşallah Cuma günü hayırlısıyla yolculuk tamamladıktan sonra orada artık bekleyeceğiz maçları. İnşallah diyelim. Aydacığım senden de alalım. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Yeni başlıyor. Orada inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü çok emek verdik. Ailemizi görmediğimiz zamanlar oldu. Tesiste hep uyuduk, yattık. Zor zamanlar oldu. Kalktığımızda her yerimiz yorgunduk ama idmanlara devam ettik. Bunun yani bu emeklerimizin Arda hep böyle. Sitemlerini sıkıştırıyor küçük küçük. Yani ben en küçük olmama rağmen abilerim her konuda bana inanılmaz destek oldu. Yani 3 yaş büyük abilerim olsun, 2 yaş büyük abilerim olsun her konuda bana destek oldular. İnşallah tüm emeklerimizin karşılığını orada şampiyonlukla da alırız. İnşallah diyelim Arda. Bakalım bundan sonra Tahir Hoca senin için nasıl planlar yapacak onu da sonraki programlarda konuşuruz. Hocam tabii ki biraz önce aslında söylediniz playofflar benim için çok önemli değil dediniz. Milli takım tabii ki çok daha önemli. Belki playoff'a küçük bir değinmek istersiniz. Onun dışında altyapı seçmelerimiz başladı. Bugün hepiniz oradan geldiniz. Şimdi yine aynı şekilde Arda gibi Ertuğrul gibi diğer arkadaşlarımız gibi olmak isteyenler seçmelere katılacak. Belki küçük bir gözlem anne misinizdir? Oradan da detayları alalım sizden. Ya gerçekten bugün Fenerbahçe camiasının ne kadar büyük olduğunu bir daha hissettim. Çok yani, yoğundu değil mi hocam? De çok aldım. yoğun, çok talep var. Yani insanlar kapı pandemi de var. Yani değil üzülüyorum mi? aslında. Ya yani bütün anneler, babalar kapılarda bekliyorlar. Yani e, acaba takıma girebilir mi? Hı hı. Çocuğumuz diye yani bizim için e, çok yoğun gerçekten yani bin kişiye yakın herhalde bir e, oyuncu grubu var. Evet bugünden de görüntüler hocam bunlar. Evet e, arkadaşlarımız sabah saatlerinde dere ağzındaydılar ve oradan e, görüntüleri e, bizler için hatta bu program için e, derlediler. E, gerçekten e, tüm yaşlarda 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 e, yani 2013'e kadar, e, 2013 doğumlara kadar bugün seçmeler yapılacak. Bugün değil yani. Yani genel anlamda. anlamda. Evet. evet bugün başladı Bugün başladı. Yani bitecek gibi de değil herhalde. <laughs> Başvuru çok. Yani gerçekten e, ekibimize çok teşekkür ediyorum. <laughs> yani çok iyi bir organizasyon yapıyorlar. E, tesis... Müdürümüze, orada çalışanlara herkese teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Yani inşallah buradan çok iyi oyuncular gelir. Yani hı hı. biz de onu kendi kültürümüze göre yetiştiririz. Çok iyi futbolcular çıkar. Piyolfla ilgili de yani gerçekten iki tane çok önemli oyuncumuz. Birisi bugün ameliyat oldu. Erkan Arda, ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arda Okan'ın da önemli bir sakatlığı var. Hı -hı. Belki bizde olmayacaklar ama tabii kalpleri her zaman bizimle beraber, onların yerine oynayacak oyuncularımız da çok değerli. Ee, biz orada gerçekten en küçük yaş grubuyla oynayan Hı -hı. takımız diye düşünüyorum. Ee, bizim için sonuç tabii ki önemli ama sonuçtan daha çok sporcularımızın saha içinde yaptıkları yani bir plan dahilinde oynuyoruz, Hı -hı. Ee, bir planımız var yani oyun oynamaya çalışıyoruz. Yani sonuca odaklı bir oyun oynamıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Hı hı. Sağ içinde yaptıkları oyuncularımızın centilmenlik, ortaya koydukları karakter bizim için önemli. Fenerbahçe camiasına yakışır bir karakter o, oy, hem oyun olarak hem de karakter olarak e, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun istiyoruz onlardan. Bir karakter istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Bu da sonuçta bizi nereye götürür bilmiyorum. Yani Orası Tek maç eleme sistemi Yani bu maçlar belli olmaz evet. Ama biz tabii ki en iyisini istiyoruz İnşallah en başarılı şekilde döneriz çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii ki her anlamda elinizden geleceğini, geleni ekip olarak yapacağınızı biliyoruz. Çok başarılı bir ekibimiz var. Umarız yine başarılarınızı konuşuruz geldiğiniz tüm programlarda. Çok teşekkür ediyorum size. Hem yoğun bir hafta sizi bekliyor seçmelerle ilgili başarılar diliyorum. Umarım başarılı futbolcularımız Fenerbahçe altyapısına kazandırılır. Hem de Antalya'da tüm ekibe başarılar diliyorum. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz biz de. Evet, sportif'i noktaladık. Fenerbahçe Futbol Akademiden konuklarımız vardı bugün. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz.